Şimdi Nevzat'ın üzerine bırakılmak isteniyor hı hı. demesinin en önemli sebeplerinden biri şu Merve. Çünkü Nevzat şu ana kadar ne ifade verdiyse, e, müdürüm de mutlaka buna katılacaktır, e, yapılan teknik incelemelerde doğrulanıyor. Yani diyor ki ben şu saatte şuradaydım diyor, sonra bakılıyor gerçekten oradaydı. HTS analizlerine şimdi, göre... Şimdi onu göstereceğim. Evet. Şimdi şu gördüğünüz, yani bu barkoda gösterdiğimiz şu çizelge... Aslında bu bir, ne oluyor biliyor musunuz? Bu bir delil. Doğru mu? Çünkü evet. neden? Diyor ki ben diyor 15-20 küsürlerde, 15-30'larda diyor. Neredeydim diyor. Gittim e, Salim Güran'ın da orada olduğu, Yüksel Güran'ın olduğu evlerine gittim diyor. Yani Nari'nin evine gittim diyor. Hı hı. Peki gerçekten şimdi bu kimin beyanı? Kendi beyanı. Ben gittim diyor. Peki gidip gitmediğinin doğruluğu nasıl e, ispatlanacak? HTS kayıtlarında. Şimdi baz istasyonuna bakılıyor. Şimdi bu baz istasyonda gerçekten Nevzat'ın hem aralarında bir görüşme olduğu hem de Nevzat'ın buraya gittiği sabitleniyor. Bir de ne diyor? Diyor ki bizimle beraber diyor benim gittiğim noktada şu isimler de vardı. Kim vardı? Enes Güran vardı. Kim vardı? Yüksel Güran ve Salim Güran vardı diyor. Şimdi Nevzat'ın vermiş olduğu bu beyanın doğru kabul etmiyor tabii ki inceleme ekibin. Evet sizin böyle bir beyanınız var. Peki bu doğru mu değil mi diye bakılıyor. Sonrasında baz istasyonu daraltılmış baz e, tekniğiyle bakıldığında... ...gerçekten de bunların bir arada olduğu doğrulanıyor. Salim ne diyor mesela? Salim de diyor ki ben orada değildim diyor. Tamam Salim'in bunu ifade edebilir, gerçekten orada mıydı diye bakıldığında... ...kendisi nerede görülüyor? Oradaydı ama kendisi tarlada olduğunu söylüyor. Yani demek istediğim şu, bugüne kadar Salim'in vermiş olduğu her ifade... Ne yazık ki doğru olmadı ortaya çıkıyor, çelişkili oldu ortaya çıkıyor ama Nevzat Bahtiyar'ın söylediği her beyan teknik incelemelerle ortaya çıkmış oluyor. Bir şey sorabilir miyim? Bu baz istasyonunu reddediyor, baz kayıtlarını reddediyorlar ya Evet. Sayın Müdür evet. yani reddediyor böyle bir şey yok. ben bazmaz bilmem diyor. Evet. Baz, ee, nedir diyor? He, baz nedir diyor. Ha, Baz nedir diyor ne diyecek baz nedir ben anlamam ben orada yoktum. Bunu adli olarak... Evet beyan yani buradan suçlanamıyor bildiğim kadarıyla. Yani bas tek başına bir şey ifade eder mi etmez mi? Kişinin orada bulunduğunu kanıtıdır. Kanıtıdır. yüz müdür bunun? Tabii %100'dür. %100 Yüzde yüz. Bunu suçlayabilir Yüzde yüz oradadır. O zaman. Ama eyleme nasıl bir fiille katıldığını elbette diğer deliller ortaya koyacak. İşte o yüzden battaniyenin öneminden bahsettik. Çünkü o olay yerinde cesedin kaldırıldığı ve sarıldığı yani onu cesede saranların da her temas biz bir iz bırakır. O battaniyeye temas edenlerin kim olduğuna dair de biz bir DNA daha, bir bulgu bulabileceğiz. Daha net anlaşılması için Aha. soruyorum. Müdürüm şu anda sizin elinizde bir telefon var. Evet. Bende de bu telefon evet. var. Şu an bizim buradan sinyallerimiz baz alıyor mu almıyor mu? Biz burada değil miyiz alıyor. şu an? Evet. Alıyor, biz değil yani mi? şu an 13.28'de burada <laughs> olduğumuzu, Hı -hı. ...Allah korusun siz diyelim buradan çıktınız... Şey ...Allah korusun buradan. bir şey oldu... Ee, ...Burak Bodur 13.28'de... ...buradaydı diyebiliyor mu 3 saat sonra? Ya e da yanında kim vardı? Yani yanılma payı var mı? Ya da yanında kim vardı? Şimdi tabi burada elbette yaptığınız telefon görüşmesi... ...yani baz istasyonuyla kurduğunuz... ...irtibat... Hı -hı. Ee, ...ve bunun... E, ...operatör kayıtlarına... ...yansımasıyla... ...tüm bunlar inceleniyor. Dolayısıyla şimdi Nevzatla Salim Gürhan arasındaki telefonların da e, olması konuşma delil. ve telefonların açılıp kapatılma yani siz alo dediğiniz andan itibaren hmm. biz sizin orada fiziksel olarak da bulunduğunuzu tam olarak ispatlamış oluyoruz bu, HTS bu konuşmalar zaten orada geçiyor. var Şöyle ki HTS incelemelerindeTS somut iki ayrı şey olarak var. gidelim Hı -hı. şimdi e, bu iddianameye de Hı -hı. net olarak yansımış analiz raporundan aktarıyorum. E, ee, Nevzat Bahtiyar 21.08.2024 günü saat 15.08 sıralarında Salim Güran'ı arıyor. 42 saniye. 15.08. Hmm. Salim Güran, Arif Güran'ın evinden baz verdiği e, esna ise yine 21.08.2024 günü saat 14.52. Ve Nevzat Bahtiyar yani 1452'de Arif, Arif Güran'ın evinde amca var. Ceset muhtemelen orada. Ama amca diyor ki ben tarladayım. Evet. Nevzat Bahtiyar 1508'de e, söz konusu adrese geliyor. Şimdi şey e, burada e, 1452-1508 saatleri arasında e, çok yakın. Dakikalar var ve söz konusu an, işte olayın gerçekleştiği an akabindeki durum bu. Hocam Şimdi, o saatlerde bir e, saatlerde yanlışlık olabilir yanlışlık mi? Şöyle çok özgür göründüğü evet. saat zaten 15-15. Hatta 15-15 de değil Merve, evet böyle doğru sizin gördüğünüz gibi ama sonrasında bu kamera üzerinde bir inceleme yapılıyor. Hı hı. Bunun 4 dakika ileride olduğu fark ediliyor. Hı. Bunu 15-11 olarak kabul ediyoruz. Son Eğer görülmesi. 15-11 olarak kabul ettiğimizde. 15.08 birkaç dakika, 3 dakika öncesi oluyor. Yani o açıdan burada dediğim gibi saat 15.11'de bir Nari son, son görüntüsü. Diyor. Sonrasında arkadaşları diyor ki biz diyor Narin'i bizden ayrıldı tam orayı soruyor işte. Evet diyor gitti diyor. Hatta şu noktaya vardığında diyor bize el salladı diyor. Bugün bu üst e, görüntülerin de istenmesi ki onlar da izlenecek bu arada. Şu, şu Buranın tam karşısı görünmüyor bu arada. Tam karşısında askeri üssün görüntüleri var. Hı hı. O görüntülerde de Arif Güranın babasının iddiasına göre diyor ki burayı net görüyor, benim kızım diyor. Bakın hatta e, bu patika yolda arkadaşlarımız da oklarla hani bu nokta olduğunu göstermiş ama hı hı. babasının iddiası da aynı bu ok gibi diyor ki bu tarafa diyor döndü diyor. E, benim kızıma diyor ne olduysa burada oldu diyor kızım yukarı çıkmadı. Ama bugün mahkemede izlenecek olan o görüntülerde eğer ki o askeri yüz görüntüsü izlenirse. Narin der gerçekten burada görüntüde yukarıya çıktığı görülüyorsa ve yine az önce değerli müdürümüzün de ifade ettiği gibi e, telefon görüşmesinden sonra ve Nevzat'ın da beyanına göre oraya gittiyse tüm bu görüntüleri burada görmüş olacağız. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu ya orada hani babaya da zaten suçlanan şey şu. Neden Nevzat'ın üzerine atmaya çalışıyorsun diyorlar. Çünkü sebebi şu. neden neden baba neden direkt olarak Şimdi baba diyor ki Nevzat'ın üzerine atıyorsun. Şimdi Nevzat diyor ki ben burada e, Salim diyor ki ben hiç diyor abimin evine gitmedim diyor. Ama az önce müdürün bakın oradan okudu tutanaktan. Burada olduğu belli. Kesin. Şimdi diyor ki ben diyor o gün diyor tarladaydım diyor. Ama tarlada olmadı ortaya çıkıyor. Evet. Şu saatte tarladaydım diyor ama kızı diyor ki evdeydi diyor. Evet. Yani baba bunları görmek istemiyor. Ha baba diyor ki benim kızım direkt burada Nevzat'ın evine gitti. Nevzat benim kızımı öldür. Böyle bir şey Öldürdü olabilir mi? Öldürdü. Peki neden, Tamam da şu ana kadar kusura bakmayın da koca bir köyde Evet jandarmanın tabii o başarılı operasyonuyla yakalandı da itiraf etti ama... ...şu soruşturmaya göre senin kızının cansız bedenini evet bu cani yok etmiş olabilir... ...ama senin kızının bulunması, bir tarafından öldürüldüğünün ortaya çıkması... ...buna dair konuşan tek kişi Nevzat. Evet. Koca bir köyde hiç kimse konuşmuyor. Şöyle... Ve burada dikkat etmemiz gereken şu. Hı hı. Amcasının yazışmaları silmesi, kişileri yanlış yönlendirmesi... ...aracında DNA'ların çıkmış olması, amcanın o saatte... Olay yerinde olması. Diyelim ki Nevzat Bahtiyar iddia ettik, ettikleri gibi Nevzat bu işi işemiş olsun. Hı hı. Peki sormazlar mı adama tam da o dakikalarda sen e, yeğeninin katil zanlısıyla ne konuştun? Katil, katil zanlısıyla nasıl bir araya geldin? Baz bunu doğruluyor, HTS doğruluyor ama bunu Arif Güren görmek ve anlamak istemiyor. İşte babayı da burada suçluyor insanlar. Ama baba şimdi bundan yani baba, bunu babanı, da ne zaman söyledim Merve? dikkat edin. sizinle yine burada neden konuşuyorduk. Neden Nevzat'ın üzerine atmaya çalışıyorsunuz? Bundan birkaç Seni hafta önce baba suçlanıyor. ne diyordu? Baba ne diyordu? Benim Karın, kızımın oğlun benim kızımın katil zanlısı kız oğlumsa da eşimse de kardeşimse de kimse cezasını çeksin kardeşim. Böyle bir ifadesi vardı. Evet. Ama şu son birkaç gündür bir anda baba bütün her şeyi bıraktı. Kızının katil zanlıları değil, kızımı katil zanlısı Nevzat'tır diye konuşmaya başladı. Ama bugün bunu da hatırlatalım. Hı hı. Hani hakkına girmeyelim. Son geldiği mahkemede de dedi ki ben Nevzat tamamen suçludur demiyorum. Suçlu kimse bulunsun dedi. Evet. Yani şş, ne görüyoruz burada biliyor musun? Bir eee söylem birliği var. E, burada da mutlaka avukatlarının e, ya da birinin yönlendirmesi kesin. Yani çünkü herkes aynı şeyi söylüyor. Tabii süreç aynı anda uzadıkça... farklı 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 yerde olan kişilerin aynı anda aynı beyanları vermesi, aynı şeyi düşünmesi mümkün müdür? yönlendirme süreç de... uzadıkça yani savunma hakkının kullanılmasıyla da tabii Ama şöyle bir maddi şey var. Gerçeğin çok önüne üzülüyorum. geçebilecek şekilde Şimdi bu süreç, savunmalar ortaya süreç çıkıyor. Süreç uzayabilir ama siz adaleti ne kadar yanıltabilirsiniz? Çok fazla avukat tutulmuş mesela. O yüzden somut bulgular o zaman üzerinden ifade gidilmesi değiştirelim. lazım. Yani nereye kadar ifade? Mesela o zaman herkes istediğini Ama söylesin. Ama bu işte çelişkiler ve mahkeme ifade değiştirmesi de onun e, güvenilir olmadığını, gerçeklikle bağlantılı şeyler söylemediğini ortaya koyar ki hmm. bu da mahkeme heyetinin e, kanaatini e, oluşturmasına sebep olacaktır. Şöyle adım adım gidelim. Çok özür diliyorum. Burada mahkemede bir ara verilmiş. Saat 15'te devam edecek. Evet. Bu bir buçuk saatlik bir ara verilmiş. HTS analizine göre 14.52 sıralarında Salim hı. Güran kendi ikametinden çıkıyor. Arif Güran'ın ikameti arasında 14 14.55 sıralarında kendi ikametiyle Arif Güran'ın ikametinde bulunuyor. bu kadar net yani HDS analizleri daraltılmış. Evet. Arif Güran'ın ikametinin arasında bulunan yol ve civarında saat 15-18'e kadar hı hı. Arif ikamet Güran'ın ikametinin çevresinde bulunuyor Salim Güran. Ve yakınında bulunuyor. 15-19'a kadar kendi ikameti ile Arif Güran'ın ikameti arasında bulunan yol ve bahçe kısmında bulunuyor. Daha sonra Arif Güran'ın evine doğru yöneliyor. 15-20 sıralarında Arif Güran'ın ikametine geliyor. Ee, şimdi e, saatle ilgili 4 dakikalık gecikme evet. ve şey e, bunlar oturuyor. bizim tespitlerimiz değil. Bunlar kolluğun yaptığı doğru. ve dosyada e, e, bulgular. Yani dolayısıyla çok özür dilerim. Ee, Olay başlangıcından itibaren HTS analizi geldiği için. Şimdi evet. Nevzat'ın da bir e, saatlerini söyleyeyim Buyurun. size. Ondan sonra daha e, şey netleşecek. Şimdi e, bu sırada Enes Güran'la ilgili yani e, diğer şüpheliyle ilgili, Hı -hı. abiyle ilgili de abinin de 14-30 sıralarında ikametinde olduğu 15-41'e kadar e ee, evde kaldı. Telefonunun sinyal verdiği ama daha sonra telefonu e, kapanıyor Arif Güran'ın. Şey, şey Enes Güran'ın pardon. Hı hı. Ee, Salim Güran'ın evine geçiş yapıyor Enes Güran'da 1604 arası yeri tam tespit edilemediği bir bölgede bulunuyor. 1611 gibi kendi evine doğru yöneliyor. Yani, 16-11 gibi. Evet. Enes mi? Enes kendi Tekrar. evine doğru. Evet. O arada ifadeler Yüksel var zaten. Yüksel Güran anne bu sırada ne yapıyor? Hı hı. O da 14-28 ile 15-38 sıralarında ikametinde. Herkes evde. Evet. Ve müştemilatında 15-39'da 16-39 arası yine ikametin müştemilatında bulunuyor. 16-39'dan sonra yine kendi ikamet ve müştemilatında bulunmaya devam ediyor. O hep evde çıkmamış mı? Eee Anne. Yok evde evden çıkmıyor Anne evde bulunmuyor. Yani bu da şunu gösteriyor. Yani Yüksel Güran konudan bilgi sahibi ya da hı hı. işin içinde. Enes Güran konudan bilgi sahibi ya da işin içinde. Doğru. Ee, hem kolundaki ısırık hem eee sırıkların neyle uyumlu olduğuna dair bulguların adli tıpta incelenmesi e, her ne kadar onlardan bir sonuç çıkmamış olsa da baz bilgisiyle o sırada ikamette. Size şunu net sorabilir miyim? Salim Güren ikamette. Hı hı. Nevzat geliyor ikamete. İşte iddianame o yüzden bu dört kişiyi ağırlaştırılmış müebbetle. Size şunu net sorabilir miyim sayın Ve isnatla hı. şu an mahkeme eğitiminin önüne çıkar. Anne reddetti. Evet. Ben görmedim hayır hiçbir şekilde bilmiyorum. Abi reddetti ben neden kardeşimi öldüreyim asla böyle bir şey yapmadım. Salim reddetti ben neden yeğenime böyle bir şey yapayım dedi. Her şeyi de diyelim ki onların istedikleri gibi Nevzat her şeyi itiraf ediyor ve evet. burada işte ben görmedim, bilmiyorum, hatırlamıyorum. Böyle bunlar ezberletilmiş ifadeler söylüyorlar. Evet. Ama hepsi Nevzat'ı hariç tutuyorum burada. Hani o zaten suçunu itiraf ettiği için ben bunu yaptım yaptım dediği için onu evet. ayrı söylüyorum. Üçü reddediyor diyelim ki. Evet. Ağırlaştırılmış müebbetten kaçma durumu olabilir mi? Yani sonuçta, Hangisinin? Üçünün de. İşte burada Sonuna e, kadar inkar. Burada evet. Çünkü sonuna kadar inkar som, politikası somut var şu an. ve ifadelere baktığımızda Nevzat az önce de mahkeme heyetine diyor ki ben e, doğruyu söyledim. Şimdi bana diyor 200 bin lira para teklif edildi Salim Güran tarafından. E, arsa gayrimenkul teklif edildi. Hı -hı. E, yetmiyor. E, kendi oğlunun futbol okulundan aldırılıp kafasına sıktırılacağıyla ilgili oğluna dair bir silahlı tehdidin hı hı. E, den e, bahiste bulunuyor bu şu demek yani tehdit altındaki cebir şiddet altındaki kişi iradesi sakatlanmışsa bu yönde e, e, oluşan fiilde bir cezasızlık alabilir bu da e, nevzatın savunmasını kurduğu e, dayanak olabilir O yüzden Buna hem şüpheyle yaklaşmakla birlikte Nevzat'a suç üstlenmeyi telkin eden bir amca figüründen yörede de baskın bir amca figüründen bahsediyoruz ki şimdi amca orada profil olarak incelediğimizde baskın. Ben şunu soruyorum. Ama Nevzat'ın nevzat çocukluk sormuyorum. arkadaşı hayır, bunlar üçü, aynı yaş grubunda. Hayır, üçü inkarla. Evet. Kurtulabilir mi bu ağırlaştırılmış müebbetten? Ben net bunu soruyorum. Hayır, kurtulamaz çünkü ha. üçü şu Deliller an var. HTS, i̇şte hayır, analiz. Ben bilmem HTS ben bilmem Ben bir şey hatırlamıyorum. Evet. Ben neden böyle bir şey yap yapayım diyerek. Bilmeyerek diyerek kurtulamazsınız. şu, şu an üçümüz bu alandayız. Yani şu anda iddianame ve tüm soruşturma muhtevası bunu kanıtlamış durumda. Şu an üçümüz bu alandayız. Evet. Burada bir şey olduysa bizim bilmememiz ya da e, iştirak durumundaki rolümüzü bizler ifade etmezsek o zaman suçu Ve delilleriyle bunu kanıtlamazsa. Delillerle kanıtlamaz. Evet. İstediği kadar inkar etsin ağırlaştırılmış müebbetten kurtulamaz uçuda. <laughs> evet şu an bunun iştiraki içerisinde bu eylemin gerçekleştiğini bu dört kişi aslında sırtlanmış durumda. Ve ee, şey kendilerini aklamaya çalışırken veyahut da diğerini karalamaya çalışırken birbirleriyle ilgili açıkları ortaya koyacaklar. Hı, hı. Ve e, aslında maddi gerçekliği bir yönüyle ortaya çıkartmış olacak. Bir şey soracağım. Bu dört kişi dışında, e, işte maşallahla hediye var. E, e, melek var. Melek var. Bu yani biz başka cezalar da görecek miyiz? Çünkü oradaki olan kişi yengemez, değil mi? Hediye miydi? Evet. Şu an zaten. Hediye e, Güran oraya zaten, gittiği kesin olan. Tabii hediye de zaten biliyorsunuz. O da o da tutuklu. O da tutuklular arasında, sanıklar arasında. Bu evet. Arasında. Maşallah. Hı -hı. Maşallah, maşallah da zannedersem o da mı gözaltındaydı? O da tutuklu diye biliyorum ben. Ee, yani onlar o kadar çok hepsi güran yani olduğu için ama Salim'in şey de Melek dışarıda, Melek, Melek dışarıda salim'in eşi. Yok, yok Melek kesin hatırlıyorum. Bu arada e, şu anda bir bir buçuk saatlik bir ara verildi ama. Evet. Şimdi Nevzat'la ilgili buradaki bu ifadesini de bir kez daha aslında seyircimizle paylaşalım. Çünkü hı hı. Nevzat bugün aslında bir noktada bir kez daha ifadesi alındığı gibi bir şey oldu. Çünkü bir kez daha sorular yöneltiliyor. Demek ki ilerleyen saatler içerisinde e, Salim Güran'a, Yüksel Güran ve Enes Güran'a bir daha sorular da yöneltilebilir. Hı hı. Bugünden ben onu anlıyorum. Ve şu anda diyor ki e, Nari'nin diyor naaşından, e, naaşından diyor Adli Tıp Kurumu'nu elde ettiği görüntülerde diyor, elde ettiği bilgilerde diyor. Sonuçta 19 gün önce diyor öldürülmüş. Bunu nereden elde ediyorlar diyor? Çünkü böceklerden, e, lavralardan Narim bedeninde Bunlardan çokça rastlanıyor ve çokça görülüyor. Ve bu tarih ortaya çıkıyor diyor. Şimdi rapor diyor ki bu naaş tamamen suyun içerisinde kalmış olsa sizin de az önce Merve tahmin ettiğiniz gibi bu böcek hı hı. olayı olmazdı. Hı hı. Ama diyor ki burada diyor bu böcek olayı olduğuna göre diyor siz daha önce diyor bunu bir başka yere gömmeye çalıştınız mı ya da başka bir yere koydunuz mu diye soru soruyor. Hayır diyor. Peki diyor çuvalın tamamı suyun altına girdi mi taş ıslandı mı diyor taşın hepsi salmadı. Ben de çok hatırlamıyorum diyor. Yine eee Naci Teren soruyor. Sen arama faaliyetlerinden dolayı diyor. Suyun oradaki yüksekliğinin düşürüldüğünü biliyorsun diyor. Evet diyor. Az önce bir kısmı dışarıda kaldı dedin. Sen yol mesafesini bilmedin mi diyor? O kadar dakika sürdü diyor. Orada sen başka ne yaptın diyor? Yani kısa bir süre diyorsun. Orada uzunca bir süre ne yaptın diyor? O da diyor ki orada ip aradım diyor. Hmm. Şimdi ipi nerede bulmuştu? Çantasında. Çantasında. Önce çevrede bakıyor. Yani bir paranın bunu neyle bağlı içerisinde buluyor. Yani, yani önce etrafta arıyor. Sonra Nerede olabileceğini. içerisindeki diyeceğiz. çocuğun hı hı. Sonra çantasının kulbunu Ş çıkartıyor. Şuradan şunu da anlıyoruz. Belki de orada önce onu çıkarttı. Farklı bir şey yapacaktı ama sonrasında çuvalla gömmeyi belki düşündü. Belki de önce karada bir yere gömmeyi düşündü. Burada öyle de anlaşılıyor. İp aradım diyor. Dışarıda kalan kısmı diyor. Bildiğimiz kadarıyla bacağıydı diyor. Bacağını tam hatırlamıyorum diyor. O kısmı toprakta mı yoksa suyun üstünde miydi diyor. Suyun üstünde kaldı diyor. Üst tarafında kaldı diyor. Ee, sonrasında mahkeme başkanı işte dediğimiz gibi diyor ki bak Nevzat diyor etrafına bak bunca insan diyor günlerdir kaç gündür buradayız diyor. Duygu sömürüsü olsun diye bunları yapmıyorum. Duygusallık olsun diye bunu yapmıyorum diyor. Cübbesini çıkarıyor salonda. Sana diyor bir birey olarak soruyorum diyor. Burada bir iftira ya da bir eksik var mıdır diyor. Yoktur diyor. Beyanlarım tam olarak böyledir. Ben götürdüm. Bana Salim Güran verdi diyor. Götürdüm. Oraya çuvalı koydum, üstüne de bir taş koydum diyor ama üzerinde de üç taş bulunuyor. Sal, Salimle birlikte Nevzat'ın ifadelerine göre yine aynı adım adım gidelim. E, Nevzat'ın ifadelerine göre Salimle arabayla ardışık gidiyorlar. İki araba gidiyor. Onu soracağım. Evet. Acaba sonrasında Salim Güran'ın arabası da orada görülüyor ya bas HTS 22, göre. tesislerle. görülüyor. Hı. Çok sonraki Acaba gece gidip hani orada bir bakmış ya da o taşları üzerine koymuş? olabilir Sormuştur mi ya, diye soruldu mu? Gömdüm demiştir. Üstünü tamamen kapattın mı bir taş koydum demiştir. İçi rahat etmemiştir. Gerçekten bir taş mı koydu diye belki de gidip bakmış olabilir. Ya baktığını şu anda kamera öyle diyor. Düşünsenize şimdi Arabayı eğer bir mevkiye deresi, kadar birbirleriyle ardışık götürdüklerini söylüyorlar. Şimdi o deri, görüntüsünü aha. mü? Şimdi sonra battaniye ile cesedi diğer arabaya koyduklarını söylüyorlar. Bu ifadeler de bu arada <laughs> evet. e, müdürüm durmadan değiştiriyorlar. Şimdi doğru. önce arabadan aldım Ama sonra evden bu doğru giren olmuş, doğru. Evet, suçlamaya dayanak olan şimdi ifadeler. Yani Bakın burada inerken bak burası çok enteresan. Bakın. Önemsediği kucağında ifadeler. çocuk var diyor. Buraya bıraktım diyor. Sonra kendisine böyle getirdim bıraktım diyor. Burada savcı bir şey soruyor. Diyor ki ya sen daha eli boş inerken bile inemiyorsun düşüyorsun. Sen nasıl oldu da indin? Şimdi bu dereyi görüyorsunuz değil mi? şu Hatta Merve şöyle bir durum var. Kendisi gündüz vakti oraya götürürken bile, bak şu an bu şekilde götürürken bile hı hı. bulmakta zorluk çekiyor yeri. E peki, burada kendisi gömen Nevzat bulmakta zorluk çekerken nasıl oluyor da amca o noktaya kadar gidebiliyor? Hemen nasıl de buluyor. Nasıl buldun orayı? Eğer tutmaz deresini görüntüsünü bu, derken, mi? şundan bahsettim. Hı hı. Şimdi o görüntü, bak şurayı görüyor musunuz? Evet. Bir durdurun. Şimdi bu gördüğünüz tamamında koca bir dere. Şu gördüğünüz derenin tamamını görüyorsunuz ki bu böyle kilometrelerce gidiyor. Yani. Hı hı. Ya şimdi bu şekilde Salim Güra'nın nokta atış yeri bulması normal geliyor mu?